Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün ne yapacağım? Evvelden bir programa falan böyle bir şey yapmadım, düşünmedim de doğaçlama her zamanki olduğu gibi videomuza girişeceğiz. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Bazı yorumları bizim telefonlarımız o kadar güzel ki şimdi teknoloji bir göz görmezin telefonlarla yapamayacağı herhangi bir olay yok. Her şeyi başarabiliyor artık. Bilgisayarlarımız da şimdi öyle oldu. Yani Siri olduktan sonra bir takım programlar olduktan sonra konuşuyor böyle tıkır tıkır her şeyi bize anlatıyor, her şeyi söylüyor. Bize fıkra anlat da güleyim diyorsun, sana fıkra anlatıyor yani. Öyle bir hoş bir şey bu bizim telefonlar artık. Şimdi benim söyleyeceğim şey şu, ben bu kanalda neden videoları yapıyorum? Beni orada her zaman söylüyorum bunu zaten. Beni videolardan baksınlar, tanısınlar, her şeyi görsünler, neyi nasıl yapıyorum, nasıl çiziyorum, nasıl yapıştırıyorum, nasıl boyuyorum, her şeyi gösteriyorum. Ve yorumlarda bakıyorum, dinliyorum daha doğrusu, bakmak değil mi? Size normal konuşuyoruz, konuşurken öyle deniliyor ya. Dinliyorum, ya bu resim yapması imkansız, işte efendim, ya burada bir şey yok, bir müzikle bir şey görünüyor, bu kendi olduğunu nereden biliyor? Böyle o kadar saçma sorular, o kadar saçma, imkansız, ya ne diyorlar biliyor musun? Görüyordur da yutturuyordur, görüyordur da yutturuyordur diyen var. İnanın, yani ha, iyi ki normal gözüm yok. Bir normal gözüm olsa hakikaten böyle inananlar da çıkacak. Bir de üstelik, yani iyi ki bilim adamları da inceleme yaptı da, ha onlar yaşıyorlar şu anda. Yani bu kadar şey yapan biri onlara sorar yani böyle. Ya bu adam hakikaten nedir, böyle mi, şöyle mi diye bir insan, araştıran insan onu sorar yani bir şey yapacağı zaman. Ama maalesef, bilmiyorum ya bu bizim insanlarımızda mı var, böyle yurt dışında yabancı insanlarda böyle bir şey yok. Ama bizim burada daha hala, ya bu adam bu mu yapıyor resimleri, başkasına mı yaptırmış? Gören biri var yanında boyaları veriyor falan, bir şey mi yaptırıyor falan. Halen de bu moddan çıkamamışlar. Çıkamıyorlar. Çünkü hayatta kendileri bir şey becerememişler, başaramamışlar. Hani herkes için söylemiyorum ha. Bu tip insanlardan çıkıyor bu tip sorular. Yani ben diyorum ya, her şey beyinde bitiyor. Beynini kullanan bir insan her şeyi başarabilir. Beynini kullanabiliyorsan engel diye bir şey yoktur diyorum ya. İşte kendileri, daha doğrusu beş duyusu sağlam olup da
bir şeyi çizemeyen insanlar da var tabii de. Tabii ben herkes için söylemiyorum. Beni de şimdi yanlış anlamayın benim böyle söylediğimi. Ben zaten bu videoları yapmakla hani öyle bir mesaj da veriyorum. Diyorum ki yani bu durumda olan bir kişi bile bakın imkansızı başarabiliyor falan böyle. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Başka bir amacım da yok zaten. Niçin öyle abuk subuk şeyler araştırmadan? Bir de üstelik Instagram'da falan hep üst üste yazıyorum. Diyorum ki beni tanımak isteyen nasıl boyuyorum, nasıl çiziyorum, nasıl tuvale işliyorum, nasıl her şeyi yerli yerine koyuyorum. Yani bakın renkleri nereden biliyor diyor şimdi. Ya bir görmez renkleri kimseye sormamışsa nereden bilecek ya? Ya bu kadar mantıksız soru olur mu? Yani bir şöyle bir gözünü kapatsa, birisi eline bir şey verse, bu ne renk bil bakalım. Ya nereden bilecek? Ya annesine, ya babasına, ya etrafında arkadaşlara, ya birisine bu ne renk ya diye soracak. İşte bu kadar basit. Yeterli olan hafızana ezberlemek. Bu kadar basit bir olay. NASA boyaları kullanıyor. Ben her seferinde söylüyorum. Bakın şimdi bakın şimdi burada şimdi bak. Bu siyah. Bu siyahı buraya koyduk. Bu beyaz. Bunu da buraya koyduk. Bu sarı. Sarı. Bu kahverengi. Bu kırmızı. Bu mavi. Bu yeşil. Şimdi mantıklı düşünürse bir insan bu kalemlerin o renkte olduğunu nereden bildi? Burada sıralı duruyor. Eğer bu sırayı birisi benden habersiz karıştırırsa tamam. O zaman bilemem. Bu kadar basit. Ama nasıl boyuyor, boyadığı yeri görüyor. Bak şimdi. Ya anlatıyorum. Benim çizdiğim resim kabartma olacak. Parmağım anlayacak çizgiyi, yoksa resim yapamam. Bu tabletim burada. Lastik, özel bir lastiğim. Burada kara kalem çiziyorum falan ama tuvalde tabii öyle bir şey yapmıyorum. Zaten tekniklerin hepsini ben kendim buldum biliyorsunuz. Hiçbir yerden bir resim dersi falan da almadım. Ne yapıyorum? Tuvale yorgan ip yapıştırıyorum. Yorgan ipini ben niye uğraşayım boşu boşuna? Ben tuval üzerinde hiçbir şey yokken resim yapabiliyorsam o zaman o ipi niye yapıştırayım, uğraşayım? Niçin bu kadar zaman kaybedeyim? O ipi yapıştırmasam ben o sınırları anlamam o zaman tuvalin üzerinde. Ve parmaklarımla boyadığım için ellerimle boyarken de sınırları karıştırırım. Bu kadar basit. Her şeyi anlatıyorum. Tamam, ben bir resim çizdim falan bir yerde izledin. Şakır şakır çiziyorum. Hadi bunu nasıl çiziyor diye bir merak gelsin. Bir soru işareti kafasında. Haklıdır, haklıdır. Nasıl çiziyor diye haklıdır. Ben orada o zaman söylememişimdir. Yani kabartma olduğu için filan filan. Ya birisi sormamıştır ya da ben anlatmamışımdır. Araştır. Gir videolara. Orada benim tuval üzerine nasıl anladığımı, nasıl boyadığımı orada anla. İşte bu kadar basit. Ya ben şimdi ne diyeyim arkadaşlar? Evet, fazla laf edip de başınızı ağırtmayayım ben. Şöyle kağıdımı bir pırıldak gibi çevireyim. Ne yapayım artık? Böyle göstermek zorundayım ya insanlar. Yok ya böyle resim olmaz ya işte yapamaz ya falan deyince insan bir tuhaf oluyor yani.
Kusura bakmayın, gülüyorum ama yani tuhaflığa giriyorum. Ama bir yerde bunu başarmışsam inanamayacakları bir şeyi başarmış oluyorum. Yani benim burada başarım çıkıyor esasında ortaya. Yani yapılmayacak, inanılmayacak bir şeyi yaptım oluyorum. Benim başarım çıkıyor gerçekten. O yönden güzel ama ne bileyim, bazen de daha başka değişik, tuhaf sorular falan oluyor. Artık kimseye aldırış etmeyeceğiz. İşimize, yolumuza devam. Benim amacım dünyaya mesaj vermek. Görmeden görselliğe dayanan sanatı, dokunma gücüyle nasıl yaptığımı göstermek. Ve beynini güzel kullanan herkesin de bunu yapabileceğini anlatmak. Bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle dur bakalım, boyum yetmedi ya. Ben herhalde yağmurda kalınca, ıslanınca herhalde boyum çekti. Biraz küçüldüm herhalde. Keşke. Gerçi yağmura da çıkmadım ama soğuk bir espri yaptım. Evet. Hoppa. Geçen de şeye, belediyeye gittim. Belediyede reisin yanına çıkacağım işte, yani başkanın yanına. Şey diyor ki, Eşref Bey doğru yürü dedi. Tamam yürüyeyim. Zaten dedi bak şey var, lastik var dedi. O lastiğin üstüne sizin. Biliyorum, tamam, anladım onu zaten. Git. Kapıyı vurmadan girme dedi. Tamam ulan, vuracağım da dedim. Orada görevli galiba. Oğlum vuracağım da, ben dedim, ben silah almadım ki yanıma dedim. Ne silahı ya dedi. Kapıyı nasıl vuracağım dedim. Yok ya diyor. Kapıyı öyle değil diyor. Tık tık vuracağım diyor. Ve şakamı anlamadı ya. Allah Allah. Şey deseydi, kapıyı çalmadan girme deseydi, bu sefer de diyecektim ya, bu yaşta bir de beni hapse mi sokturacaksın kapıyı çaldırıp ya. Ben kapıyı çalsam zaten götüremem ki, belim ağrıyor. Allah Allah, koca kapı. Neyse işte öyle şakalar yapıyorum bazen. Şimdi ne yapalım? Şu biliyorsunuz bu mürekkep. Ha, bir de aklıma ne geldi şimdi bunları anlatırken? Bazı danışma büroları var ya, gidiyorsun mesela bir yere iş yapacaksın. Danışma büroları var. Görenler için tabii, bu benim için geçerli değil de. Ya bu danışma, nereye danışacağız falan. Bir bakıyor, orada yazıyor danışma. Şimdi mantıklı düşünürsen orada danışma yazıyor. Madem danışacağım bir yer, neden danışma yazıyor? Ben onu anlayamıyorum. Yani danışabilirsiniz mi olsa acaba, bilemiyorum. Danışma, iyi madem danışma yazıyorsa ben de danışmam. Ama o zaman kendin işini halledemiyorsun, işte o var. Böyle şeyler geliyor aklıma işte arkadaşlar ya. Neyse, şimdi bırakalım soğuk esprileri. Şöyle sıcak işimize gelelim. Şimdi mesela buraya şimdi bir şey çizeceğim. Ne olduğunu söylemeyeyim de. Şöyle bir şey çizeceğim. Evet, çizdim. Çizdim. Kalemimizi şuraya koyalım. Bunu şimdi boyalar hep sırada ya. Bilmiyorum, bunu görüyor musunuz burada? Yani bunu da çekersem şimdi, bu sizin görmeniz için bunu ortaladım buraya da, bu sefer çizdiğim şeyi göremeyeceksiniz.
O zaman siyah. Burayı görüyorsanız bilmiyorum artık. Siyah, beyaz, sarı, kahverengi, kırmızı. Şimdi bunu kırmızı yapalım. Kırmızı kırmızı yapalım şimdi. Evet, şunu şöyle. Bakın, şimdi bu kabartma olmasa, onu soran soru soran kişiler. İnşallah bunu videoya rastlarsınız da burada sorduğunuz soruları cevaplamış olurum size. Şimdi burada boyadım. Bu sınırlar olmasa ben nereden bileceğim arkadaş ya? Bak, bu kabartma olmasa, bu çizgiler böyle kabartma olmasa ben nereden bileceğim ya? He? İmkan var mı? Yok. İşte bak, boyadım burayı. Boyadım. Yalnız bu boyada böyle hassas boyadığım için herhangi bir çizgi falan kabartma bir şey yapmıyor. Onun için açık yer kalmasın diye biraz şöyle biraz birkaç kere üzerinden geçmek zorundayım ki hani boyasız yer kalmasın. Şimdi kırmızıyı aynı yere koymam lazım. Eğer değişik yere koyarsam hapı yuttu. O zaman istediğim boyayı bulamam. Şimdi ha, bir de dur, şunu boyayacağız ya. Unuttuk. Evet, bunun hangi nereye yapayım? Ha, şundan yapayım. Tabii ya. Bu çünkü siyah mı aldım? Siyah mı bu acaba? Siyahtı ya. Tamam, baştan aldım ama kusura bakmayın, başka renkse de. Bazen de konuşurken de unutabiliyorum. Olur canım, insanlık hali. Şimdi bunu siyah yapıyoruz. Şunu da siyah boyadık. Ne tuhaf bir şey oldu bu. Ne acaba? Acaba ya bu boyanınca ne çıkacak buradan ya? Ya bu yaptığım şey de zaten yani benim yaşımdaki ya da benim yaşıma yakın olan kişiler bilebilir. Şimdi siyahı bıraktık. Sonra göreceksiniz niye öyle dediğimi de. Resim bitince. Şimdi siyah, beyaz, sarı. Arkadaşlar karıştırmamaya dikkat ediyorum kalemleri, böyle ayırım yeri yapıyorum şuraya. Ne olur ne olmaz. Rezil olmayalım. Şimdi şunu da şöyle boyayalım. Sarıya. Sarıya boyayayım şunu. Sarı 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 sarı. Şimdi mesela bunu sarıya boyadım ya. Bu şimdi beyazın yanında açık kaldı arkadaşlar. Yani şu sarıyı şimdi koyalım işi bozmadan. Şimdi o öyle olunca ne yapıyoruz? Sen şurada duran ama elime. Şu şöyle, şöyle yapıyoruz. Ki hani ne diyorlar? Kontrast, montrast bir şeylerden bahsediyorlar ya. İşte ondan. Evet. Şimdi orası oldu. Şimdi bu kalemi alıyoruz gene. Bu kalemi alıyoruz. Ne yapıyoruz? Şuradan şöyle. Şöyle bir şey çiziyoruz. Yani ben biliyorum ne çizdiğimi de. Bir şey diyorum. Yani nasıl olsa anlayacaksınız gerçi de. Şimdi evet, şunu şöyle. Bir de şuraya. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Gene siyahı alıyoruz. Siyahı aldık. Siyah aldık. Şu
şu, dur, şuradan. Evet. Şurayı şöyle boyuyoruz. Bir de şunu yapalım. Evet. Şuradan da şöyle. Şöyle koyuyoruz. Dur, kaçmasın. Buradan kaçarsa çirkin olacak. Neyse, burayı fazla kurcalamayayım ben. Şimdi gene tekrar siyah beyaz sarıyı alalım. Sarıyı alalım ki şunu göreyi belli edelim. Evet. Şurayı boyayalım. Şuradan da şöyle boyayalım. Şurayı. Arkadaşlar, şimdi görmeyenler için tabii biraz anlatacağım ama dur şurayı bir sonra. Bir ne yaptığımı. Bir kafa yaptık buraya. Arkadaşlar, yüzü işte sarı boyadım çünkü ten rengi yok bende. Gözünü işte siyah yaptık. Kara gözlü oldu. Sarıyla da böyle gözlerin etrafında boyadık filan filan. Şimdi şu da bir işler var. Şunu sarıyı koyalım buraya. Şu kalemimi alayım. Bundan çizmeyi unutuyorum bazen. Güzel belirtili olmuyor yani. Buraya ne? Şunu boyadık da ya. Şuradan şöyle olursa şurası şöyle olur. Ve öyle burası tabii dikkat etmem lazım şimdi şapkaya göre. Şimdi bakalım şu burun, şu sakal, şurada da şöyle bir çizgi olsun. Çizgi oldu. Şimdi buraya biraz daha, şu çizdiğim yere siyah konduracağız biraz. Yani biraz siyah. Belli ettik orada. Hani saç olduğu şey olsun diye. Evet. Şimdi bakın şöyle geliyor. Şöyle. Şu bakın bu şekil var ya, bu şekil benim beynimde 7 6 7 8 yaşlarından beri var. Bu şekil. Biz bu çizdiğim şeyi, hani şimdi söylemiyorum ismini de sonra göreceksiniz. Bu çizdiğim şeyi Ramazan'da böyle
Ramazan'da olsun, sahurda, işte iftar zamanı falan radyoların başına koşardık. Ya bunu çiziyorum şimdi ama neyse. Bir şeyi de çizerken önden yapacağım bir şeyi düşünüp çizgiyi ona göre yapmak gerekiyor esasında. Ama ben şimdi biraz dengesiz yaptım. Olsun. Şöyle. Şöyle bir el. Şimdi burayı nasıl boyayacağız? Şimdi bunu bırakıyoruz. Biraz uzun zaman alacak ama bunu da maviden yapalım. Mavi yapalım. Çünkü dur. Evet, o öyle yapalım ya. İki renk kullanalım da belli edelim bazı şeyleri. Evet. Gene uç kopmasın. Bu kalemlerde bazen öyle oluyor. Tam böyle boyarken uç lap düşüyor. Haydi bakalım. Allah Allah. Evet, şöyle. Şimdi maviye tam boyandım acaba ya? He? Oldu mu? Oldu mu? Bilmiyorum ki. Evet, yaptık. Şimdi nereyi mavi yapacağız? Heh, şurayı mavi yapacağız. Alın size görmeden resim yapmak. Hem de kaç seneler senesi ya, düşünsene. 7-8 yaşında ben bunu belki tam olarak dört dörtlük bir değildir yani benzemiyordur da ben ona iddiaya giremem ama böyle diye düşünüyorum yani. Evet. Şimdi ellerini sonra mı boyayalım? He? He? Dur, şurada bir işlem var. Şu mavi şurada dursun. Onu yerine koymayayım. Şimdi şuraya bakalım. Kafaya bakalım. Ellere bakalım. Kafa, el, el. Şuradan köfte. Heh. Evet, çizdim. Şimdi maviye devam. Maviye devam arkadaş. Maviye devam. Dediğim gibi bu yeni iş yani tabii herhalde nasıl desem ki benim yaşımda tamam hani benim yaşımda olanlar bilir de daha küçükler bu şekli bilmez. Ama şeyden tarih kitaplarında falan tabii vardır bu Karagöz'den bahsedilir. Ya bunların da bu Hacivat Karagöz yapıyorum da Hacivat Karagöz'ün sonları da hiç hoş değil ya. Sen kalk inşaatta çalış bunlar. İnşaatta çalışıyorlar. Ya ben tabii o duyduğumu, bildiğimi söylüyorum. İnşaatta çalışırken işçileri komiklik yapıyorlarmış. İşte şöyleydi, böyleydi filan filan filan. Boş şey yapıyorlar tabii. Oyalayınca işleri tabii şey yapamıyor. Tam yürümüyor. Biraz zaman kaybettiriyor falan. Ya bunları asmışlar ya. Sonra çok pişman olmuşlar ama yani asmışlar bir kere. Olacak şey mi ya? He? Vallahi ben
Aman Allah korusun ya Rabbim ya. Şimdi maviye boyuyorum da bir taraftan da yeri kaybetmeyeyim. Nereyi boyadım, nereyi boyamadım. Onları böyle parmağımla takip etmeye çalışıyorum. Evet, 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 evet. Bazı da diyorlar ki, yazıyorlar. Renkleri hissediyor da biliyor. Ya öyle diyen de var ha. Ya boya hissedilir mi kardeşim? Ben şimdi burada hiç elinle bir şey belli olmuyor ki zaten. Ben şimdi burada rastgele mesela boyamaya çalışıyorum. Bunu şimdi ben bilmesem mavi kalem olduğunu ben bu rengi nasıl hissedeyim ya? Kokusu mu var? Dilini değdirip tadından mı anlıyorsun? Ya bir sürü saçma sapan şeyler geliyor aklıma. Sorular şeyler geliyor. Evet. Şimdi mavi dur. Mavi. Ne oldu arkadaş? Ya yeşil sen şöyle açıl. Şimdi şaşırmayalım yerimizi. Ondan sonra mahvetmeyelim ortalığı. Şunu aldım da şurada bir şey belirtmem lazım gibi geldi bana da. Şöyle. Evet. Şunu da yaptıktan sonra biraz belirttim de. Şimdi iş geldi. Ayaklara. Ayaklar, ayaklar. Şimdi bir tanesi şöyle olursa şöyle şu biri şöyle biri de nasıldı? Biri öyle. Biri böyle. Öbürü de şöyle olsun. Şuradan. Şöyle olsun. Değil mi? Şöyle olursa zaten denk gelir. Şöyle olsun. Değil mi? Dimi dimi diyorum da. Niye dimi dimi dimi? Diyorum. Onu da bilmiyorum. Şöyle, şöyle. Evet, çizdik. Şimdi hemen şu ellere bakayım. Şimdi ellere bakalım. Ellere bakalım. Şu, şurada. Dur, suratı nerede? Ellere bakalım diyoruz da yanlış ellere mi bakıyoruz? Yok. Tamam biri burada. Biri de burada. Tamam şöyle. Evet şu şöyle boyalım. Boyalım. Kolun biri buradan görünüyor. Bir kol da burada zaten. Kolları boyuyoruz. Şimdi mesela diyorlar ki ya betimleme yap. Şimdi arkadaşlar ya ben şimdi betimleme yaparken bunu nasıl anlatmak lazım ki? Şimdi kolu şöyle yaptım filan diye nasıl anlatacağım ben ya görmezlere, görmeyen arkadaşlara? Betimleme nasıl yapayım ben? O betimleme de kendi kendine bir sanat yani. Şimdi öyle herkes de betimleme yapamaz ki. Oh 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 ne kadar ince iş o. İşte efendim şu renk boyayı şöyle yaptı da işte şu renk kullandı şöyle yaptı. Kolunun şekli şöyledir böyledir yani. Nasıl olacak o? Anlatamıyorum ben. Ne yapayım? Çaresiz kalıyorum arkadaşlarım ya.
Dur ya, kolu kaybetmeyelim. Vallahi boyadık herhalde ya. Şöyle. Tamam. Şimdi bu kol, bu kol. Evet. Şimdi şuraya geldik. Şuraya geldik. Tıntını tıntını. Tıntını. Duvara dayadım sırtını. Şöyle. Şairle de baş. Şairliğe de başlayacağız. Vallahi billahi. Şöyle. Biraz vakit alıyor ama ne yapayım? Benim boyamamı görün ya, nasıl boyuyorum, nasıl bitiriyorum falan falan ya. Bak, bu ayak biraz kısa mı oluyor arkada? He? Anam. Hakikat. Ne oldu ya? Biraz tuhaf mı oldu? Neyse, ben de şey yaparım. Şuradan alırım boyamayı. Şuradan alırım. Tamam, şöyle boyamayı şuradan alırım. Şöyle biraz şey yaparım. Şöyle uzatırım biraz. Tuhaf durmasın ama ne yapayım yani? Böyle miydi? Şekil sanki böyle duruyor sanki de. Evet. Yani öyle olsun ya. Şimdi bu yeşil miydi bu, bakayım. Yeşildi ya, tamam, yeşil. Yeşili yerine koyduk. Şu siyah, siyahla şu potini boyayalım. Potin dediğin sanki çarık gibi şey oldu bu. Ucu sivri. Çarık gibi oldu ya bu. Değil mi? Çarık. Böyle olur herhalde. Böyle miydi? Böyleydi. Böyle değilse de böyleydi. Şöyle çarık. Ya bir şeyi resimde aynısını yapmak zaten önemli değil ki. Ya resim yapıyorsun sen ya, niye aynısını yapasın ya? Ya fotoğrafı çek o zaman, koy oraya. Ne uğraşıyorsun ki? Ya kendin yapacaksın bir şeyler. Bir şeyler ekleyeceksin, bir şey. Renkleri değişik yapabilirsin. Şekilleri değişik. Hür olacaksın ya. Resimde hür olacaksın. Öyle kısıtlama yok. Ay, aynısı olmadı da benzemedi. Yok öyle benzemedi mi? Benzemesin ya. Ayağı böyle kısa olsun ya. Olsun, tamam. Bir kaza geçirdi, ayağı böyle oldu. Adam ayağını kullanamıyor. Bu kadar basit. Allah Allah. Uydurmayacak bir şey yok. Uydur bir şey işte. Şimdi ben ne yapacağım? Diyelim bu. Şimdi elleri vardı burada. Ellerini şey yapalım. Şöyle yapalım da. Şöyle belli olsun. Çünkü sarıya boyasam da fark etmeyecek renk olarak. Şöyle bir belirtelim işte. Parmakları. Tam 5 tane parmak görünmüyor. İkisi nerede bilmiyorum ama bu Karagöz saklar parmağını. Belli olmaz ya. Ya onun işi belli olmaz. Ya yaptım işte. Evet. Çevresini de boya, yani vakit olmasın, şey yapmasın diye yapmıyorum da, şöyle çevresini de boyasam ya da bir toz boya alıp şöyle toz boyayla şöyle yapsam bu daha da güzel olur bu resim, ama artık bu kadar olsun. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Sizi düzeltiyorum. Şöyle. Arkadaşlar. Onun bir de sesi vardı, biliyor musun? Bakın Karagöz'ü. O tabii benim yaşımdakiler bilir de, şimdikilere belki yok ya falan. Küçük Ali miydi? Neydi? Öyle birisiydi galiba. Bunun sesini yapıyordu.
Vay 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 vay. Dizlerim, kulaklarım, kapaklarım. Bana 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 bana. Vay 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 vay. Aynı böyle ses çıkarıyordu. Hiç sesi şeyi kulaklarımdan gitmez. Ramazanlarda daha çok koşardım böyle. Radyoyu açayım da Hacivat Karagöz başlayacak. Evet. Gördüğünüz gibi tam benzemese de benzetmeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Uyarı zilini de açın. Ben gene bir şey yaptığım zaman izleyin. Çok teşekkür ederim şimdi izlediğiniz için beni. Destek olun. Videolarımı paylaştırın. Üyelerimin çoğalması için bana lütfen destek olun. Bir canlı yayın falan bir yakalasam televizyonlarda, canlı yayında söylediğim zaman biliyorum ne kadar abonem olacak ama öyle bir fırsat çıkmadı. Şimdiye kadar herhangi bir yerden canlı yayın çağırmadılar. Tabii bu da böyle ufak tefek hani yerel televizyonlar değil, şöyle ulusal bir televizyona çıksam, şöyle bir yani yurt dışına, Avrupa'ya, dünyaya böyle haberleri giden bir kanal olsa vardır da beni çıkarırlar mı? İşte o. Neyse. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.